Esselamu aleyküm canım çocuklar. İlk bölümü izlediniz, dinlediniz. Neler hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Üzüldünüz, belki gözlerinizden yaşlar süzüldü, ağladınız, belki kalbiniz acıdı, belki kaygılandınız, belki de tüm bedeninizi bir öfke kapladı. Biliyorum, çünkü bütün bunları ben de hissettim, hissediyorum. Fakat hissettiğim bir duygu daha var. Huzur. Hamdolsun dedirten bir huzur. Evet, doğru duydunuz. Diyeceksiniz ki Merve abla nereden çıktı bu huzur? Tam olarak şuradan çıktı. Çünkü biliyorum ki kardeşleriniz için üzülüyor, kardeşleriniz için öfkeleniyor, onlar için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte bu o kadar kıymetli ki. Başkaları için üzülebilmek, aslında onları başkası görmemek. Yakın zamanda hiç hasta oldunuz mu? Ya umarım hiç olmamışsınızdır ve olmazsınız da ama bir şekilde bu dünyada yaşıyoruz ve hastalanıyoruz. Bilirsiniz. Aslında sorun bir yerde başlar. Mesela ciğerlerinizi üşütürsünüz. Fakat karnınız da ağrır, başınız da ağrır, kendinizi halsiz de hissedersiniz, ateşiniz de çıkar. Çünkü vücut böyle bir şeydir işte. Bir yerde bir sorun çıktığında tümü etkilenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam olarak bununla alakalı bir hadis-i şerifi var. Bakın size söyleyeyim. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar yani organlar, parçalar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. İşte tam olarak siz o vücudun diğer azalarısınız. Ciğerimiz yanıyor. Filistinli kardeşlerimiz orada acı çekiyor ve hepimiz ateşleniyoruz. Peki kardeşlerimizin sıkıntısına şahit oluyoruz. Ama biz şimdi ne yapacağız? Gelin yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine kulak verelim. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeye, değiştirmeye gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin. Hadi gelin bakalım biz neler yapabiliriz. 1. Elimizle düzelteceğiz. Elimizle nasıl düzeltebiliriz, ne yapabiliriz ki diyeceksiniz. Biliyorum, boykot edeceğiz çocuklar. Boykot ne demek? Boykot tam olarak şu demek. Biz sizden uzağız. Sizinle alışverişi kesiyoruz. Gücünüzü azaltacak ve sizi durduracağız. Bu yolla durduracağız demek aslında. O çok sevdiğiniz cipsleri, çikolataları, evimizde kullandığımız temizlik malzemelerini, içtiğimiz içecekleri yerli malıyla değiştirmeyi öğreneceğiz. Siyonist İsrail'in ürettiklerini kullanmayacağız. Kendi elimizle, kendi paramızla bu zulmü besleyip desteklemeyeceğiz canım çocuklar. Peki sadece İsrail malları mı? Hayır, onları değil. İsrail'e karşı çıkmayan, Filistin'i desteklemeyen, zulmü durdurmak için çaba sarf etmeyen, zalime sen zalimsin demeyen herkesi de boykot edeceğiz. Mesela ben şarkılarını çok sevdiğim bazı sanatçıları artık kesinlikle dinlemeyeceğim. Hatta bir şarkılarını duyduğumda kapatacağım. Sesi istediği kadar güzel olsun. Yazdığı şarkılar istediği kadar güzel olsun. Kalbi kapkaranlık, insanlık suçu işlenirken bile ses çıkaramayacak kadar korkak birisini kabul edemem. Sevemem. Duymasın onu kulaklarım. Hayır. Benim boykotumla ne olur ki demeyeceğim. Siz de demeyeceksiniz. Bakın. Küçücük bir şey her şeyi değiştirebilir. Size bununla alakalı çok sevdiğim bir masal anlatayım. Bir çiftçi kocaman tarlasında türlü türlü sebzeler yetiştiriyormuş. Özellikle de eşi havucu çok sevdiği için ona en güzel, en leziz, en büyük havuçları yetiştirmeye çalışıyormuş. Ve bir sabah uyandığında en leziz, en güzel, en büyük havucu aramak için tarlasında şöyle bir keşfe çıkmış. Bir tanesini gözüne kestirmiş, tutmuş havucun yapraklarından çekmiş, çekmiş, çekmiş. Çıkartamamış. Eşini çağırmış. Anne gelmiş, babanın beline sarılmış. Beraber tutmuşlar, tutmuşlar, çekmişler, çekmişler, çekmişler. Yine çıkartamamışlar havucu. Kızlarını çağırmışlar, evin ablasını. Abla gelmiş, baba, anne, abla hep beraber tutmuşlar havucu, çekmişler, çekmişler, çekmişler. Yine çıkartamamışlar. Evin küçük kardeşini, erkek kardeşi çağırmışlar. O da gelmiş, baba, anne, abla, erkek kardeş hep beraber tutmuşlar, çekmişler, çekmişler, çekmişler. Yine çıkartamamışlar havucu. Bu kez evin köpeği gelmiş. Baba, anne, abla, erkek kardeş ve köpek. Hep beraber asılmışlar, çekmişler, çekmişler, çekmişler. Çıkmış mı?
yine çıkartamamışlar. Bu kez evdeki son birey, evin kedisi gelmiş. Baba, anne, abla, erkek kardeş, köpek ve kedi hep beraber asılmışlar, tutmuşlar, çekmişler. Yine çıkartamamışlar. Kuş gelmiş. Küçücük kanatları, küçücük gagasıyla gülümsemiş bizimkilere. Bizimkiler demiş ki ya yok artık. Yok canım, bu kadar kişi çektik. Havucu çıkartmayı başaramadık. Sen gelince mi değişecek her şey? Kuş gülümsemiş, denemek istemiş. Tamam demişler, gönlü kırılmasın, yani bir şey değişmez ama. Öyle mi olacak sizce? Baba, anne, abla, erkek kardeş, köpek, kedi ve en sonunda kuş. Tutmuşlar, çekmişler, çekmişler, çekmişler. Ve evet çocuklar, havucu çıkartabilmişler. Bazen bir kuş halleder meseleyi, bazen belki de bir karınca. Bilenler bilirler. Ateşi söndürmek için su taşıyan karınca bir söz söylemiştir. Ona şöyle söylemişlerdir çünkü. Ey karınca, senin küçücük ağzınla taşıdığın o küçücük su koskoca ateşi nasıl söndürecek? Karınca ne demiş biliyor musunuz? O yolda olayım, nerede durduğum belli olsun, safım belli olsun yeter. İşte tam olarak yapmamız gereken şey bu. Ben kuş muyum, ben karınca mıyım demeden, kuş da olsam, karınca da olsam benim durduğum yer belli olsun diyebilmeliyiz. Elimizde düzeltmek için başka ne yapabiliriz? Yardımlar gönderebiliriz. Yardımlar göndereceğiz. İnsanları yardım göndermeleri için teşvik edeceğiz. Çocuklar, bilmiyorum görmüş müydünüz ama Filistinli kardeşlerimiz orada zaten yokluk içinde yaşadıkları halde kocaman bir kutu hazırlamışlardı deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderebilmek için. Yardımlar toplamışlardı biliyor musunuz? Ailelerinizle birlikte o videoyu bulmanızı ve izlemenizi istiyorum sizden. O miniklere vefalı olacağız. Evet, dedik ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine kulak verelim ve elimizle neler yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz bu meseleyi ona bakalım. Peki dilimizle nasıl düzelteceğiz biz bu meseleyi? Büyükler sosyal medyada, medyada haykırıyoruz olanları. Çünkü yapmamız gereken şey bu. Sizler de çevrenize bu zulmü duyurun çocuklar. Gündeminizde olsun. Bilmeyenlere öğretin, siz de öğrenin. Filistin'i, Kudüs'ü tanıyın lütfen. Neden bu kadar önemli olduklarını bilin. Merak etmeyin, onları ben size inşallah 3. videoda anlatacağım. Ama burası bizim için çok önemli. Çünkü insan bilmediğini, tanımadığını sevemez ve sevmediğini hakkıyla koruyamaz, kurtaramaz. İşte yapmamız gereken şey tam olarak bu. Ve kalbimizle buğz edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi onlardan uzak olduğumuzu göstereceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl onlardan uzak durabiliriz? Yaptığımız işleri en güzeliyle yapacağız. Evet üzgünüz ama üzüntüye kapılıp da hüznün rehavetine kapılıp tembellik etmeyeceğiz. Çocuklar şu andan itibaren derslerimize çok daha iyi çalışacağız. Biz boş işlerle oyalanmayacağız. En iyi yerlere bizim gelmemiz gerekiyor. Dünyayı iyiler yönetmeli. Müslümanlar olarak biz yön vermeliyiz dünyaya. Tıpkı dedelerimizin Kudüs'ü yönettiği gibi. Tıpkı o zamanlarda olduğu gibi. O zamanlar tüm insanlar, tüm dinler, o tahrif edilmiş dinler de orada huzurla bir arada yaşayabiliyorlardı. Biz o günleri geri getirmek için çabalayacağız. Ve bunun için gerçekten çok çalışmamız lazım. Lütfen. Bu videoyu izleyin ama bundan sonra. Evet bu video faydalı bir video zaten. Lütfen tablet, televizyon, telefonla aranızdaki bağı gözden geçirin çocuklar. Ne olursunuz. Ekranlardaki boş oyunlarla boşa geçirilecek zamanımız yok bizim. Çöpe atılacak, köreltilecek aklımız yok bizim. Bizim uyanık Müslümanlar olmamız lazım. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyoruz ve size çok güveniyoruz bu konuda. Peki başka ne yapabiliriz? Bir arada duracağız. Dağılmayacağız. Hiç düşündünüz mü? Niçin namazları camide kılıyoruz? Cemaatle namaz kıldığımızda neden Allah-u Teala bize çok 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 daha fazla sevap vereceğini söylüyor? Kabe'ye gidiyoruz ya, istediğiniz zamanlarda gelebilirsiniz. Evet umre de var ama neden özellikle hacca hepimizin aynı zamanda gitmesini istiyor Allah-u Teala? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani ben çocuklara soruyorum bazen. Niye biz hacca davet ediliyoruz? Niye hacca gidiyoruz? İşte orada dua etmek için, Allah'ın adını söylemek için, namaz kılmak için diyorlar ama bunları her yerde yapabilirsiniz. Neden özellikle oraya gitmemiz ve aynı zamanda orada olmamız isteniyor?
Çünkü bizim bir arada olmamız isteniyor. Çünkü birlikteysen güçlü hissedersin, anlıyor musun? Bakarsın dersin ki oh, biz çok kalabalığız. Siyahımız da var, beyazımız da var, kırmızı renklimiz de var. Ne kadar kalabalığız, ne kadar güzeliz. Müslümanlar çok fazlayız ve bir aradayız. Bizi hiç kimse ve hiçbir şey yenemez dersiniz. Aslında bununla alakalı deneyler var. İzlemek ya da yapmak isterseniz şöyle bir internette araştırın. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Bir yumurtayı çat diye şöyle çok kolay bir şekilde kırabilirsiniz. Bir yumurtanın üstüne vurduğunuzda hemencecik ortadan ikiye, hatta beşe ona falan ayrılır. Peki yumurtaları yan yana koyduğunuzda onların üstüne çıksanız bile kırılmazlar. Çünkü bir aradalar. Anlatabiliyor muyum? Peki başka ne yapacağız? Dua edeceğiz güzel evlatlar. Kalbimizden geçen duaları da söyleyeceğiz. Ne istiyorsak söyleyeceğiz. Peygamber sözlerini de tekrar edeceğiz. Hazreti Yunus peygamberin duasını bilir misiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıntı zamanında bu duayı okumamızı tavsiye etmiş bize. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Ne zaman okumuş bu duayı biliyor musunuz? Ben size anlatayım mı hikayesini? Yunus peygamber bir gün bir deniz yolculuğundayken hop rüzgarlar çıkmış, hop dalgalar, hop fırtınalar, hop bir sürü olaylar ve hop. Yunus peygamber bir balığın karnında. Düşünsenize, 7 kat denizin altında kocaman bir balığın karnında. Böyle olsaydı sizi kim görür, kim duyar, kim kurtarabilirdi? Elbette Allah. Yunus peygamberi görüyordu, duyuyordu, biliyordu. Umutsuzluk yok güzel evlatlarım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevr mağarasında dediği gibi La tehzen, innallâhe me'nâ. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Biliyorum, kimse üzülmesin, kimse sıkıntı çekmesin, kimse kimseye kötülük etmesin istiyorsunuz. Ama dünya böyle bir yer. Kötüler var. Allah'ın verdiği akla, kalbe, ilme, kitaba, Kur'an-ı Kerim'e rağmen kötü olmayı seçenler ve kötülük edenler var. Nasıl bu şekilde olabiliyorlar ben de bilmiyorum ama hep böyleydi. Dünyanın en iyi insanına bile kötülük ettiler yahu. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer peygamberlere de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canını acıttılar, kalbini incittiler, o kadar çok sıkıntılar yaşattılar, o kadar çok üzüntüler yaşattılar ki en üzgün zamanında bile kötülük etmekten geri durmadılar. Çok sevdiği amcası, en büyük destekçisi, en yakın dostu, birici, kıymetlisi Hatice annemiz. İkisi peş peşe vefat etmişti, onları ahiret yurduna uğurlamıştı. Bu yıla hüzün yılı deriz. İşte o zaman güçlü amcası artık yanında yok diye zulmü arttırdılar. Yahu üzgün bir insana yapılır mı? Yaptılar. Toz toprak taş attılar. Peki sonra ne mi oldu? Hüzün yılının ardından Miraç hadisesi yaşandı. Çünkü Rabbimiz buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne me'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır çocuklar. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizle bizzat buluşması. Nasıl da muazzam bir ikramdı ama. Hem de nerede? Kudüs'te. İşte kalbimizin incisi, hepimizin kıymetlisi Kudüs'ün ve başkenti olduğu Filistin'in hikayesi de bir sonraki bölümde. Ha bu arada bunca kötüye karşı biz ne yapacağız mı diyorsunuz hala? Biz iyiliği yaymak ve zulme karşı çıkmak için pes etmeden hep birlikte onlarla mücadele edeceğiz. Tıpkı Filistinli kardeşlerimiz gibi cesurca. Bu arada son birkaç şey daha söylemem lazım. İsterseniz Filistinli kardeşlerinize mektup yazabilirsiniz. Oraya giden yardım kuruluşlarıyla onlara ulaştırabilirsiniz. Ve yine isterseniz dünyaca ünlü tanıdıklarınıza mailler, mesajlar gönderip onlara da bu zulme karşı sessiz kalmamaya davet edebilirsiniz. Hatta aklıma bir şey daha geldi. Evlerinizin camlarını, arabalarınızın pencerelerini, camlarını, parklarınızı Filistin bayraklarıyla, posterleriyle süsleyebilirsiniz. Elimizden her ne geliyorsa onu yapma zamanı. Allah'a emanet olun.